Merhaba arkadaşlar. Bugünden itibaren sınava kadar hızlı bir şekilde yeni bir video serisi yapmak istedim. Bu seride özellikle benim de kendi öğrenciliğinden itibaren oldukça zorlandım ve 10 yıllık ders anlatma tecrübesinde hala öğrencinin oldukça zorlandığı, tıpta oldukça önemli, popüler olan, sık sorulan ancak soru yapması zor olan. Bunun nedeni de genellikle Ayrıca tanıya giren hastalıkların klinik ve laboratuvarların oldukça çok olması ve birbirine benzemesinden dolayı sorunun cevabının bir türlü bulunamadığı, çalışırken öğrenciyi sıkan ve genellikle bu konuların pas geçirdiği konuların nasıl çözüleceğine dair çok basit tiyolarla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ve bugün ilk başlangıç konumuz da Ricketts olacak. Bu konuya geçmeden önce sizden bir istirhamım olacak. Bu da. Biz bu videoları geniş bir ekiple çekiyoruz. Bizim Box Creative Team dediğimiz bir ekibimiz var. Bu ekipte iki tane doktor, iki tane yönetmen, bir tane endüstriyel tasarımcı ve bir tane de yazılım mühendisi var. Ve sizlerden tek beklentimiz bizim YouTube kanalımıza abone olmanız ve bizleri beğenmeniz. Bu konuda bizlere yardımcı olursanız oldukça seviniriz. Evet, Rickets. Rickets kısaca Kalsiyum veya fosfor iksine bağlı kemiğin mineralize olmaması sonucu ortaya çıkan neydi klinik tabloydu. Peki neydi bu klinik tablo? Bu özellikle geniş ve geç kapanan bir ön fontenel, kranio tabes, kaput kuadratum, frontal bossing ve bu ikisine bağlı olarak baş çevresinin normalden daha büyük olması, bebeğin başının terlemesi, dişlerin çıkmasında gecikme ve gene dişlerin çabuk çürümesi gibi. Ve gene kemik bulgularından devam edecek olursak klasik bulgular olan Rashtik Rosary, Harrison Olu, Pectus Carinatum, Kifoskolyoz gibi ve el ve ayak bileklerinin genişlemesi ki bu da tipik radyolojik görünümü oluştururdu. Ne yapardı? Özellikle radyus ve ulunu ucu genişlerdi, konkavlaşırdı. Bundan dolayı bir şampanya kadehine benzerdi. Gene özellikle mineralize olamayan alanlar ...düzensiz bir fırça görünümü oluştururlardı. Patolojik kırlıklar ve bunlara bağlı kablosu oluşumu gibi... ...radyolojik klasik bulgular oluşurdu. Ve gene alt ekstremitede özellikle genuvarum, genuvalgum... ...rüzgar süpürmesi belirtisi, özellikle korsavara olurdu. Gene bunlara bağlı bacak ağrısı görülebilirdi. Klasik yeşil ağaç kırıkları da gene tipik kemik değişiklikleri arasında yerini alırdı. Ve önemli bir ayırt edici bulgu ise atelektazi ve pnömoniye yatkınlıktı. Evet bu tüm rikes tiplerinde görülebilmesine karşın sıklıkla ve bunu gördüğümüzde aklımıza gelecek D vitamini eksikliğine bağlı riketsin bulguları olarak karşımıza çıkar. Ve genel bulgular arasında demir eksikliği önemlisi, gelişime geriliği, halsizlik, özellikle bombe bir karın ve proksimal kas zayıflığı sayılabilir. Ve hipokalsemik rikeste tabii ki hipokalsemiye bağlı tetani gibi konvizyon gibi ve laringospazma bağlı stridor da gene rickets'in klinik bulguları arasında yerini alır. Demek ki bu mevcut klinik bulgularla gelen tabloya rickets diyoruz. Peki rickets'i nasıl sınıflandırırız? Çok basitçe ya kalsiyum eksikliğidir ya fosfor eksikliğidir. Kalsiyum eksikliği yani hipokalsemik rickets de ikiye ayırırız. Ya vitamin D bozukluklarına bağlıdır ya da kalsiyum eksikliğine bağlıdır. Kalsiyum eksikliğini ikiye ayırırız ya başta prematürite olmak üzere ya da hastaların özellikle diyetinde yetersiz kalsiyum eksikliği olmak üzere ya da özellikle antikonjuzan ilaç kullanıla bağlı bir diyetsel yetersiz alım olabilir ya da kalsiyumun emilim bozukluğu olabilir. Vitamin D bozukluklarını ise iki gruba ayırırız. Ya vitamin D eksikliği vardır ya da vitamin D bağımlılığı vardır. Vitamin D eksiklikleri nutrisyonel olabilir konjenital yani annedeki de vitamin eksikliğine bağlı olabilir ya da sekonder olabilirken vitamin D bağımlı ise tip 1 bir alfa hidroksilaz eksikliği ya da tip 2 bir dihidroksit D3 reseptör bozukluğu şeklinde basitçe sınıflayabiliriz. İkinci temel grubumuz hipo fosfatemik rikes grubudur. Bu da ya yetersiz fosfor alımı gene başta prematürite gelir ki özellikle alüminyum içeren antisitlerin uzun süre kullanımı da bu tabloya yol açabilir. İki, böbrekte fosfor kaybı. Burada da iki hastalık çok ön plana çıkar. Bunlardan bir tanesi genetik hipofosfatemi rikestler ki bunların içinde en sık görülen ve nutrisyonel rikestten sonra ikinci sık çocuklardaki rikest neden olan X geçişli hipofosfatemik rikest ya da otozomal formlarda görülen herediter hipofosfatemik rikestlerdir ki bunun biliyorsunuz hiperkalsürlü bir de formu vardır. İkinci olaraksa Proksimal renal tubularis en sık nedeni olan renal fanconi sendromudur. Bu da gene hipofosfatemik riketsle. Ki biliyorsunuz hipofosfatemik riketslere ne diyoruz? Vitamin D dirençli rikets adını da veriyoruz. Bunun dışında gene bir tubulus hasta olan dent hastalığında ve aşırı fosfotonin yapımına bağlı Macdon Albright sendromu, nörofibromatoz ve tümörün indüklediği hipofosfatemik riketsler karşımıza ne yapabiliyor? Çıka biliyor. Sonuç. Ricketts'in bir klinik tablosu var. Bu klinik tablo non spesifik. Peki hiç mi bize etiyolojinin ne olduğu hakkında bilgi verecek bulgular yok. Var. Evet çok dikkat ediniyorsunuz. Bakın hipofosfatemik Ricketts'lerde. Ricketts'in başlangıç klasik bulguları olan <laughs> neler? Özellikle Rostik Rozeri, Harrison, oluğu gibi, kaput kuadratum gibi, frontal bosun gibi bulgular genellikle hipokalsemik rickets bulgularıdır. Hipofosfatemik riquetslerde bunlar görülebilir ancak genellikle bunlar ortaya çıkmadan hasta yürümeye başladıktan sonra alt ekstremite değişiklikleriyle yani ne olabilir? genu valgum'la, genu varum'la, koksa varayla ve bunlara bağlı boy kısalığıyla hastalar karşımıza çıkarlar. Dikkat! 2. Hipokalsemik riketslerde hipokalsemiye bağlı tetani konvüzyon ve stridor olurken bunların tabii ki hipokalsemik rikeste kalsiyum normal olduğu için ne olur? Asla beklenmez. Demek ki tetani konvizyon stridordan bahsediyorsa direkt ne düşüneceğiz? Hipokalsemik düşüneceğiz. neye ekarte edecek? Hipofosatemiyi ekarte edeceğiz. Ve özellikle X-link hipofosfetamik rikets de diş absesi, bakın dişlerde çürüme, diş çıkarmasının gecikmesi tüm hipokalsemik hipofosfatemi riketslerin ortak klinik bulgusudur. Ancak diş absesi lafını duyuyorsanız hemen X-link hipofosfatemi riketsi işaretlemenizi öneriyorum. Bir diğer e, tüyo ise Anamnez, evet anamnez annesinden rikets diyorsa cevap direk X'in tipofosfetamik rikestir çünkü hepimizin bildiği gibi X'e bağlı dominant kalıtılır ve anamnezle anneden rikets diyorsa bu X'in tipofosfetamik riketsi bize ne yapar? durur. Peki başka var mı klinik bulgular arasında bize tüyo olacak? Evet var. Aslında klinik bulguları anlatırken söyledim. Bakın atelektazi ve pnömoniye yatkınlık ve bunlara bağlı radyolojide reşitik pneumopati varsa bu vitamin D eksikliğine bağlı rickets hemen işaretlemeyi gerektirir. Ve bir kelime direkt cevap. Alopesi. Bakın alopesi sadece tip 2 vitamin D bağımlı rickets'te görülür. Hastaların %50-70'inde görülür. Ve alopesi görülenlerin prognozu daha kötüdür. Yani tedaviye Dirençlidirler. İkinci tiyo alopesi görülen vitamin D bağımlı riketslerde. Rikets tedavi edilse bile alopesi asla düzelmez. Bunu da unutmuyoruz. Bir de nutrisyonel vitamin D eksikliği ve konjital ile ilgili bir tiyo vereyim. Bakın konjental rikets annede D vitamini eksikliğine bağlı riketsdir. Dolayısıyla hayatın ilk 3 ayında görülür. Nutrisyonel D vitamini eksikliği ise bebekteki vitamin D eksikliğidir. Yani güneşe az maruz kalma ya da işte besinde D vitamininin eksik olması gibi. Bu ise 4 ay ile 2 yıl arasında. Yani bebeğin hızlı gelişme döneminde ortaya çıkar. Yani bir D vitamini eksikliği düşündürecek bir laboratuvar bulgu varlığında ilk 3 ay diyorsa congenital rickets, 4 ay ile 2 yıl arasında diyorsa nutrisyonel D vitamini eksikliği düşünmek gerekir. Bu da bizim için oldukça önemli bir bulgudur Peki şimdi o zaman klinik yollarımızı öğrendik. Tekrar ediyorum, klasik rikets bulguları olmadan alt eksemite bulgularıyla geliyorsa hipofosfatemi riketsleri düşüneceğiz. Diş hapsesi diyorsa X-link hipofosfatemi riketsi düşüneceğiz. Alopesi diyorsa tipik vitamin D bağımlı riketsi düşüneceğiz atelektazi pneumoniye yatkınlık diyorsa vitamin D eksikliğine bağlı riketsi düşüneceğiz. Vitamin D eksikliğine bağlı riketsler ilk 3 ayda ortaya çıkıyorsa konjenital riketsi, 4 ay 2 yıl arasında ortaya çıkıyorsa da nutrisyonel D vitamini eksikliğini ne yapacaktık? Düşünecektik. Bunlar bizim klinik tiyolarımızdı. Peki sonuç itibariyle bu tiyolar olsa bile bu bize Ayrıca tanıyı kesinlikle yaptırmıyor. O yüzden de rikes düşünen her hasta da rutin olarak kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, paratiroid hormon, 25 hidroksi D3 ve 125 hidroksi D3 yani aktif vitamin D3. Bunun yanında kreatinin ve elektrolitler istenir. Peki bunun basit halini size öğretmeden önce hızlıca üzerinden geçelim. Hipokalsemik, hipofosfatemik. Evet hipokalsemik. Kalsiyum nasıldır? Düşük. Ama unutmayın. Kalsiyum ara sıra ne yapabilir? Riketsin dönemleri arasında normal olabilir. Fosfor dikkat. Hipokalsemik riketslerde fosfor genellikle düşüktür. Sadece hafif vitamin D eksikliğinde normal olabilir. Onun işte tamamen düşüktür. Alkalen fosfataz. Bakın alkalen fosfataz lütfen sorularda okumayın. Çünkü İster hipokalsemik olsun, ister hipofosfatemik olsun. Tüm riket tiplerinde ALP nasıldır? Yüksektir. Peki. Paratiroid hormon, kalsiyum eksikliklerinde sekonder hiperparatiroidizm görülür. Yani PTH her zaman yüksektir. 25 hidroksi D3 ise nutrisyonel D vitamini eksikliklerinde düşük. Diğer tüm hipokalsemik riketlerde normaldir. Bir 25 hidroksi D3 ise oldukça değişken bir parametredir. Bizde iki tane hastalığı elde etmek için kullanırız. Vitamin D bağımlı riketslerde bir alfa hidroksilaz eksikliğinde düzeyi çok düşüktür. 1.25 D3 direncinde yani tipikde ise çok yüksektir. Evet kalsiyum eksikliğine bağlı riketsleri tekrar edecek olursak. Kalsiyum genellikle düşük, normal olabiliyor. Fosfor genellikle düşük. PTH her zaman yüksek Nutrisyonel D vitamini eksikliğinde 25 hidroksi d düşük, diğerlerinin tamamında normal. 1,25 25 D3 çok düşükse tip 1 vitamin D bağımlı rikets, çok yüksekse tip 2 vitamin D bağımlı rikets düşünmek gerekiyordu. Hipofosfatemik riketslerde ise e, fosfor zaten düşük ama dikkat. Fosfor hipokalsemiklerde de nasıldı? Onlarda da düşüktü. Demek ki fosforun düşüklüğü ayırıcı tanıda işimize yaramıyor. Ki bunlar da kalsiyum düzeyi nasıl? Normal. Evet. Kalsiyum düzeyi fosfor eksinde mutlaka normaldir. Ama unutmayın hipokalsemiklerde de ne olabiliyor? Normal olabiliyor. O yüzden kalsiyum ve fosfor düzeyleri ayırt edici parametreler arasında ön planda değil. Ön planda olanın adı paratriot hormonudur. Bakın PTH hipokalsemiklerin tamamında yüksek olmak zorunda. Fosfor eksikliğinin tamamında da normal olmak zorunda. Peki, hipofosfatemik rikestler ne dedik? Extinct hipofosfatemik rikestler gibi heriter formlar var. Renal fanconi var. Evet, bunlarda fosfor düzeyi nasıldır? Düşük. Kalsiyum düzeyi nasıldır? Normal. pH düzeyi nasıldır? Normal. Peki nasıl edeceğiz? Evet, renal fanconi'de de ne olurdu? Glikozürü olur, aminastürü olur, fosfatürü olur, bikarbonatürü olur, metabolik asitoz olur. Ama X'in tipi olsa bu bulgular görülür. Ancak unutmayın, hipokalsemiye sekonder ne oluyordu? Sekonder PTH artışı. Sekonder PTH artışı glikozüri, aminösteri, fosfatüri, bikarbutin, metilgastroz yapabilir mi? Yapabilir. O yüzden bunları gördüğünüz zaman hemen renal fanconi diye atlamayacağız. Sorunun çözümü çok kolay. Renal fanconi de kalsiyum düzeyi nasıldır? Normal. PTH düzeyi nasıldır? Normal. Ama hipokalsemiye sekonder hiperparatroidli formlarda bir PTH nasıldır? Yüksek. İki kalsiyum düzeyi nasıldır? Düşük. Bu şekilde ayırt edilebilir. Ve zaten adı üstünde hiperkalsürlü herediter hiposistemik rikeste ne olur? Hiperkalsürlü olabilir. Evet şimdi toparlıyoruz arkadaşlar. Önce klinik. Evet riketsin klinik bulguları neydi? Ortak klinik bulgulardı. Bunlar bize rikest düşünürdü. Aristan'ı yaptırmazdı. Ancak tiyo verebilirdi. Ne olurdu? Klasik bulgular yok. Alt ekstremite bulgularıyla geliyorsa hipofosit demek düşün. Diş absesi varsa x'e bağlı hipofosfat demek düşün. Alopesi varsa tipiki vitamin D bağımlı riket düşün. Atelektazi ya da pnömoni gibi bulgular varsa bu zaman da vitamin D eksikliği düşün tiyolarını hatırlıyorsunuz. Peki sonuçta bunlar olsa bile bunlarla kesin tanık olunamaz. Ne istedik? Kalsiyum, fosfor, pth ALP, 25 hidroksi D3, 1,25 D3. Dikkat! ALP'yi okuma. Alkalen fosfataz. Tüm rikes tiplerinde yüksektir. Lütfen okumayınız. Fosfor düşük. Fosfor hem hipofosfatemiklerde düşüktür hem genellikle hipokalsemikler düşünün. Lütfen bunları da okumanıza gerek yok. O zaman iki şey önemli. Kalsiyum eğer neyse düşükse hipokalsemik normalse hipofosfatemik. Ama daha da önemlisi. Paratiroid hormonu yüksekse hipokalsemik normalse hipofosfatemik düşünmek gerekiyor. Eğer hipokalsemikse yani PTH düzeyi yüksekse kalsiyum düzeyi normal ya da düşükse fosfor düzeyi genellikle de düşükse. Ya vitamin D eksikliğidir ya vitamin D bağımlıdır. Ne isteyeceğiz? 25 hidroksi D3. Her 25 hidroksi D3 düşükse nutrisyonel D vitamini eksikliği. Normalse vitamin D bağımlı rikes. Peki o zaman tip 1 mi? Tip 2 mi? Ne isteyeceğiz? 1,25 25 D hidroksi D3. Eğer bu değer düşükse tip 1 vitamin D bağımlı rikes. Eğer bu değer yüksekse tip 2 vitamin D bağımlı rikes. unutma alopesi ne demekti? tip 2 vitamin D bağımlı rickets. Peki hastamızda fosfor düşük, kalsiyum normal, pH normal. Cevap hipofosfatemik rickets. Peki bu X-linked hipofosfatemik rickets mi yoksa renal fanconi mi? Ne bakıyorduk? Glukozüri, aminoasitüri, fosfatüri, bikarbonatüri, metabolik asitoz varsa renal fanconi. Eğer bunlar yoksa sorunuz cevabı X-linked hipofosfatemik rickets olarak ne yapacaktı? karşımıza çıkacaktı. Peki şimdi bu tiyolarla çıkmış tuz ve yuduz sorularının hepsini bir ele alalım mı? Hadi alalım. Evet okuyorum. Nutrisyonel rikest ilgili hangisi doğrudur? En sık 5 yaşından sonra görülür. Yanlış. Ne dedik? 4 ay ile 2 yaş arasında görülür. Hızlı büyüme dönemindedir. Kranyo tabi her zaman patolojiktir. Tabii ki yanlış. Yeni doğandan da hatırlıyorsunuz. İlk 4 ay kranyo ne olabiliyordu? fizyolojik. İlk 4 ayda rikets görülebiliyor muydu? Evet. Ne görülüyordu mesela? Konjenital rikets. Dolayısıyla yanlış. Anne de vitamin D eksikliği rejisi için risk oluşturmaz. Az önce ne dedik? Anne de vitamin D eksikliği ilk 3 ayda rikets oluşturur. Biz de buna konjenital rikets deriz. Yanlış. PTH düzeyi artmıştır. Ne dedik? Evet. Hipokalsemik nutrisyonel P PTH her zaman yüksektir. Doğru. Peki Kemik doku dışında fizikmanlı bulgusu yoktur. Yok mudur? Demir eksikliği anemisi var. Konvülsiyon var. Tetani var. Atelektazi var. Pneumoniye yatkınlık var. Dolayısıyla bu şıkta yanlış cevap denizli. Peki hangisi rikes komplikasyonlarından birisi değildir? Bronşit, bronkopneumoni, atelektazi hangileriydi? Vitamin D eksikliği. Anemi hangi anemi? Demir eksikliği anemisi bitti. Cevap eder ne? Hepatospitona Megali. Geçiyoruz. Rikeste hangisi görülmez? Demir eksiklerimizi görülür. Baştaşırı terleme görülür. Fontanelerin erken kapanması değil. Geç kapanması ve geniş olması. Evet bronkopinaminatel atelektazi hangilerinde görülürdü? D vitamini eksikliğine bağlı rikestlerde genellikle görülürdü. Evet bu soruyu da geçtik. 9 aylık bebek afebril konvüzyonla getiriliyor. Ne demiştik? Afebril konvüzyon bir ne bulgustur? Hipokalsemi. Bence bu bir hipokalsemik krikes. Devam edelim. Laboratuvarda kalsiyum düşük, fosfor düşük. Ne dedik? Evet, hipofosfatemiklerde kalsiyum nasıl olurdu? Normal. Fosfor nasıl olurdu? Düşük. Hipokalsemiklerde kalsiyum düşük, fosfor nasıl olurdu? Düşük. Alkalen fosfor ne yapmıyoruz? Okumuyoruz. Yani diyor ki hipokalsemik rickets'te hangisini beklemezsin? Harris nolu, frontal bossing, craniotabes, genivarum, el bileklerinde genişleme. Dikkat! Bunların hepsi hipokalsemik rikeste görülür mü? Görülür. Sorunun cevabı 9 ayda yatıyor. Evet 9 aylık bebek yürüyor mu? Hayır yürümüyor. Halbuki geni varum gibi alt ekstremite defekleri ne zaman ortaya çıkardı? Bebek yürümeye başladıktan sonra vücut ağırlığıyla beraber. Cevap denizli. Peki 9 aylık hipokalsemik rikesti bu bebekte hangi laboratuvar bulguyu beklemezsiniz? Evet hiç şıklara bakmıyorum. Hipokalsemik riketslerde kural neydi? Evet bir daha tekrar ediyoruz. Hastalarda kalsiyum normal ya da düşük. Fosfor genellikle düşük. Ama olmazsa olmaz paratiroid hormun her zaman yüksek olacaktı. Ne diyor cevap? Paratiroid hormon düzeyi düşük. C şıkkı. Yanlış. Evet. Bacaklarda erilikle getirilen 3 yaşında bir erkek çocuğun kalsiyum düzeyi normal. Evet. Kalsiyum normal ise direkt cevap ne? Hipofosfat emik Evet. Fosfor düzeyi ne diyor? düşük. Alkan okuma. İdrar damlası artışı yok. Ne demiştik? Hipofosfatemikse. Bu renal fanconi mi? primer hipofosfatemik rikets mi? Evet aminoasitörü yoksa hangisidir? Primer hipofosfatemik rikets. Dikkat! İdrar damlası artışı sekonder hiperparatroidi yapan hipokalsemiklerde de görülür müydü? Evet. Ama ne demiştik? Hipokalsemiklerde kalsiyum nasıl olurdu? Düşük. Halbuki Renal fanconi de kalsiyum nasıl olurdu? Evet. Nor mal olurdu. Dolayısıyla eğer bunun cevabı idrarda aminos artışı olsa bile olsaydı gene sorunun cevabı bu sefer de ne olurdu? Evet renal fanconi olurdu. Evet bu sorunun cevabı hipofositemik rickets ama renal fanconi değil çünkü aminos artışı yok. Cevap primer hipofositemik rickets. Evet, Rickets'in klinik ve radyolojik bulguları olan 2 yaşında çocukta kalsiyum fosfor düzeyi düşükse cevap hipokalsemik. Niye? Kalsiyum düşük. Evet, PTH nasıl olurdu? Yüksek. O zaman bu D vitamini eksikliği mi? D vitamini bağımlı mı? Ne bakıyorduk? 25 hidroksi D3 düzeyi nasılmış? Normal. Ne değil? Nutrisyonel değil. O zaman vitamin D bağımlı. Tip 1 mi? Tip 2 mi? Ne bakıyorduk? 25 hidroksi D3. Evet, düşük olursa tip 1. Yüksek olursa ne olurdu? Tip 2 neymiş? Düşük cevap. Tip 1 vitamin D bağımlı rickets. Evet D vitamini bağımlı rickets tip 2 ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet neydi bu? 1.25 hidroksi D3 reseptör bozukluğuydu. Dolayısıyla etki edemeyen 1.25 d düzeyi nasıl olurdu? Yüksek. A doğru. B doğru. Evet. Vakaların %50-70'inde ne görülürdü? Alo. Pesi. Alopesi nasıldı? Kötü prognostik. Evet, alopesi görülmeyen vakan tedavi cevabı yanıtı iyidir. Doğru, D şıkkı doğru. Demek o zaman dominant değilmiş. Ben size söyleyeyim. Otozomal resesiftir. Bu arada tip 1 de otozomal resesiftir. Lütfen bunu da unutmayalım. Peki, X-linked, hipofosfatemik, rikeslik ihballerden hangisi yanlıştır? Diş hapsesi görülür. Nasıldı? Doğru. Alopeyi okuma. Yüksek. Alt ekstremite anomalikleri gelişme geliri var. Doğru. Hipofosfatemikler nasıl gelirdi? Alt ekstremite anomalikleri ve boy kısalığıyla. Evet, feks gen mutasyona bağlı en sık genetik nedendir. Evet, feks gen mutasyonu X'in kesin en sık genetik mutasyonudur. Dikkat. Hipofosfatemiklerin temel özelliği neydi? PTH normal. Kalsiyum nasıl? Normal. Evet. Ne diyor? Kalsiyum düşük, PTH düşük. Cevap Edirne. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Rickets, sorusu topu topu 7 tane kelime ile bu sorular ne yapılıyor? Çözülüyor pth çok önemli. pth yüksekse hipokalsemik pth normalse hipofosfa demek. Eğer hipokalsemikse 25 hidrokside değiş düşükse nutrisyonel normalse vitamin D bağımlı. Ne bakıyorduk? 1 25. Düşükse tip 1, yüksekse tip 2. Bunlar laboratuvar bulgular. Bir de ne vardı? Klinik bulgular. Eğer evet, klinik bulgularda hipofosfatemikler genellikle klasik bulgularla değil. Alt ekstremite bulguları boy kısalığıyla geliyordu. Bunun dışında alopesi tip 2 vitamin D bağımlılığı kesti. Diş absesi özellikle X-linked hipofosatemik riketsti. Atelektazi, pneumoni gibi solunum bulguları genellikle vitamin D eksikliğine bağlı riketsi ortaya çıkardı. Özellikle annede rickets anamnezi gene X-linked hipofosatemik riketsi düşündürürdü. Hadi size bir tiyo daha. Evet, renal fanconi sendromu birçok biliyorsunuz genetik metabolik hastalıkla birlikte görülürdü. En çok görüldüğü de sisti nozizdi. Özellikle kardeş ölümü öyküsünden bahsederse ve özellikle bu kardeş ölümü neye bağlıysa böbrek ne bağlıysa siroza bağlıysa ne düşünmek lazım? Sisti nozis düşünmek lazım. Evet bu seri bu şekilde devam edecek. Tekrar ediyorum Lütfen YouTube kanalımıza abone olup bizi beğenirseniz, bizi memnun edersiniz. Başka da bir beklentimiz zaten sizden yok. Hepinize yaklaşan sınavda başarılar diliyorum.